Herkese merhaba, ben Eylül Aşkın. Sizlere yine Lüleci Hendek Caddesi üzerinde bulunan Bohem Apartmanı'ndan sesleniyoruz. Bugün yanımda ressam ve akademisyen Sait Chuanyi Lei var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkürler öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Çin İslam Minyatür Ekolü'nün kurucusu ve Çin'in önde gelen ressamlarından Ali Lei Gong'un oğlusunuz değil mi? Evet. Pekin'de doğdunuz. Öncelikle biraz böyle birkaç cümle bilmeyenler için babanızdan isterseniz bahsedelim yaptıklarından. Yani biz özgün bir Çin Hui Müslüman milletten, yani Çin'deki azınlık bir milletten geldik. Pekin'de yani babam da Pekin'de doğdu. Pekin'de resim, yani sanat eğitim gördü. Böyle bir fedakarlık yani var sanat hayatında. Yani gençken bugüne kadar hep ressamlık hem bir sanatçı olarak, bir Müslüman sanatçı olarak çalışıyor. Geleneksel Çin resim sanatıyla Türk ve İslam sanatı yani birleştirme denemek çalıştı ve yani başarılı o yani bugüne göre bayağı başarılı eserler çıktı ve birçok sergi açtı. Siz de oradan devam mı etmek istediniz? Yani aslında hikaye biraz karışık ve uzun. Ben lisedeyken yani profesyonel sanat dersler yani girdim. Ama mesela Çin en üst seviyedeki sanat akademiye kadar yani girme sınavı kadar bence ben yani yapamıyordum. Ama öbür tarafından şey mesela bilim, fen, edebiyat bu dersler çok iyiydim. Bu yüzden ben tam o sanat okulu yani tercih etmedim. Tarihi yani, mimarlık. Evet, daha akademik bir üniversite yani Pekin Üniversitesi. Çin'de birinci numara aslında. Bu üniversiteye girdim. Arkeoloji, tarihi ve mimarlık böyle bir karışık bir bölüm. Orada 4 sene eğitim gördüm. Resim hayatınıza nasıl girdi? Resim hayatında zaten çocukken ilk yani kalemi alabildiğim zaman babam yanında orada oturarak serbest istediğim şeyler, gördüğüm şeyler çizmeye başladım. Ve 5 yaşından sonra daha yani bir eğitim kurumu oradaki daha profesyonel hocalar yani çocuklar için temel sanat eğitimi orada ders başladım. Bu şekilde yani hiç durmadım aslında. Hem ders de aldınız galiba. Evet, hem resim çalışıyorum hem de akademisyen olarak. Evet, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları yüksek lisans. Daha sonra aynı bölümde doktoranızı evet. Tamamlıyorsunuz. O da enteresan mesela. Neden geleneksel Türk sanatları? bu da çok soran bir soru. Babam daha önce 90 yıllarında İran'a gitti. İran'da ilk defa Türk ve İslam sanatlar yani minyatür özellikle minyatür sanatı yani tanıştı. Daha sonra Amerika'da yani Met MoMA falan yani böyle New York adı neydi Metropolitan Müzesi sanat müzesinde bayağı güzel eserler Şehname falan ve Çin sanatları da orada daha güzel eserler de orada da vardı orada gördü ve çok etkilendi ve Çin'e döndükten sonra hocasıyla sohbet ederken hocası dedi ki sen bir Müslümansın. Çin'de böyle Müslüman sanatçı, Müslüman ressam yoktu. Yani sen yeni bir şey yapabilirsin. Yani bu şekilde o da yani İran'a gitmeye ve İran'a sergi açmaya başladı. Sonra İran'a beni davet etmek istedi. Yani oğlu Said Tehran gelsin burada
minyatür öğrensin falan. Yani babam tamam dedi ama hiç olmadı yani nasip. Sonra ben mezun olduktan sonra çalışırken yani Türkiye burslar yani Pekin'de bir hoca söyledi. Orada bir burs var. Ha, Türkiye'de burslara Evet, başvurdunuz. evet. Bu şekilde hem Burası geldikten nasip oldu. sonra hem Türkçe öğrendim hem de yani bu istediğim bir alanın girdim. Çin resmi ve sumi-e tekniği ve çiçek hayvan resimleri alanlarında çalışıyor musunuz? Sumi-e tekniği nedir? Sumi aslında bu Japonca bir terim. Çince'de alımı mürekkep resim sanatı. Ha, Yani mürekkepli evet. kalemle çizim. Sadece mürekkep fırça kağıt üzerinde böyle serbestçe. Ha, fırçayla, Evet, kalemle değil. fırçayla. Evet. Bu yani bağımsız bir sanat dalı gibi. Japonya'da da çok yayınlandı. Ya bugün Japonya Kore'de sadece bu alanda çalışan sanatçılar da var. Burada da öyle. Kaligrafi gibi yani böyle bir diğer alanlarda yani şöyle Çin geleneksel Çin resim dağlar biraz yani usta çırak gibi yani yetişmek sanatçı biraz zor ve uzun süre bir şey. Bu yüzden bazı yani birçoğu sanatçılar sadece yani hayat boyunca sadece bu alanda çalışıyor. Mesela ben çok kedi çiziyorum. Benim kedi hocam yani 180 yaşında vefat etti yani. Ben 180 evet yaşında. ben onun son Şaka öğrencisiyim. yapıyorsunuz. Evet ama Yaşadı mı 180 yaşına kadar? 2018'de vefat etti. Yani o zaman 2000 o zaman 106 yaşında. Ha, Evet 106. 106. 180 deyince Ya birden. yok yanlış söyle. 100, 106. 106 evet 106. Ama biz genel 100, 107 ya da 108. Ben 108 söyleyecektim Ah, aslında. Evet 108. 108. Çünkü biz genel olarak 2 yaşın daha yükleniyor. Çünkü normal bir Aha. yaşı annesinin Ha, şeyde siz onu da evet sayıyorsunuz, öyle evet. sayılıyor. Ben onun son öğrencisiydim ve hocam sadece kedi çiziyor. Kedi yanında bazı çiçekler falan böyle bu kadar. Yani insan tasviri falan bina hiç yani hiç yapmadı. Ama o benim hocam da aynı zamanda gençken de fizik profesörüydü. Yani böyle çok. Matematiksel tarafı da var. Evet. Peki siz hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Siz kombine ediyorsunuz birkaç tekniği galiba. Bir arada Evet. kullanıyorsunuz. Fırça mürekkep tekniği var. Bir de geldikten sonra Türk minyatür yani de çalışmaya başladım. Şimdi en son yani en yeni eserlerimden Çin mürekkep tekniğiyle Osmanlı minyatür yani yeni bir yorum yapıyorum. Neden kedi peki? O nereden çıktı? Bu da 20 sene 20 20 25 seneye kadar böyle bir kedi çalışma hevesim var. Özellikle İstanbul'a geldikten sonra daha çok yani çalışmaya başladım. Çünkü etrafımda hep kedi. Sokak hayvanları, Evet, sokak kediler, hayvanlar. köpekler. Benim de bir tane siyah beyaz kedim var. Çok Kaç sevimli. yaşında? Kedim mi? Kedin. 8 yaşında oldu. 8 yaşında. Evet, ustarlı. Yaşlanmaya başlamış. Evet. Yani kedi çok huzurlu bir, mübarek bir hayvan. Yani insanın çok huzur getiriyor. Bazen olumsuz şey var. Gırıldaması değil mi? Evet Gır evet. gırıldı. Yani kedi yanında hemen onu şey nasıl söyleyeyim? Mırıldaması. Mırılması aslında insana şifa veriyor aslında. Ve bu hisler ve bu sevdalar yani arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Yani ancak sanat şekilde daha iyi paylaşabilirim ve insanlar da benim resimler üzerinde yani benim iç dünyası ya da benim düşüncelerim, benim duygularını çok iyi hissedebiliyor.
Yani bazı arkadaşlarım söyledi ki yani gördüğüm kadarıyla dünyanın en iyi kedi çizen böyle çok bu şekilde övüyorlar. Bir de kedileri farklı konseptlerde çiziyorsunuz galiba. Ondan da bahsedelim. Şimdi yeni bir seri üstünde de çalışıyor musunuz? Yani kediler şu an biraz durdum. Eskiden farklı şeyler var. Mesela Sudanlar, kedi kafalı insan tasvirler. Biraz tartışmalı bir konu. Türkiye'de biraz hassas bir konu. Sonra kedi ve çok İslam sanatlar, yani motifler. Bu da çok yani seviyor. Çünkü mesela İznik tezhip minyatür, yani ahşap mimari desenler birlikte bu yani Türkiye'deki kültürel miras, yani yabancılar bu şekilde çok çok yumuşak bir şekilde anlatıyor. Yani Çin'de de çok popüler oldu. Mesela Kadıköy'deki tombili, yani evet onu da çizdim. Çay içen Farklı, evet, kedimiz. tezkikli. Tespihli. Ondan sonra farklı cinsler, mesela turuncular, turuncu, siyah, beyaz, yani çok İran kedi, Van kedisi. Yani böyle bu şekilde yavaş yavaş bir kimlik kazandım. Ve şu anda biraz düşünüyorum yani daha neler yapabilirim yani çünkü biraz geliştirmek ya da ilerlemek istiyorum. Bu yüzden sanatçı bazen biraz durmak lazım. Yani her zaman aynı yerde aynı şeyler çizmek biraz yani sıkıntı oluyor bana göre. 2007'den beri sergilediğiniz yani katıldığınız sergiler mevcut. Hem grup sergileri, hem karma sergiler, hem de solo sergileriniz mevcut. Hatta ilk solo serginizi de Çin'de yapmışsınız. Cat, Cute Art Turkey Evet. olarak. Son serginiz de sanıyorum Rusya'da olmuş bu sene. Evet. Yakın zamanda yeni bir sergide sizi görecek miyiz? Evet, yakın zamanda 30 Kasım'da Fatih'te Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 3. Yeditepe Bienali'de eserlerimiz orada olacak. Bir de akademik tarafınız var. Evet. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi. Evet. Yabancı Diller Fakültesinde Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Evet. olarak yer alıyorsunuz. Evet. Türk İslam Sanatları ve Asya Sanat Tarihi alanlarında da çalışmalar yapıyormuşsunuz. Makale, workshop, konferans. O anlamda yeni bir şeyler var mı? Şu an neler üstünde çalışıyorsunuz? Şu anda benim doktora tez Devam ediyor. devam yani bitmek üzere. Bitmek üzere. Ve benim yani bir çevrim kitabı var. Evet, Asımalı Osmanlı resim resim sanatı. sanatı. O da yakında TEDA yani Kültür Bakanlığı TEDA projesi ile Çin'de yayınlanacak. Diğer makaleler mesela Ayasofya minareleri o da Çin'de yayınlanacak. Yani bu şekilde çünkü ben bazı ayrıntılar yani çok dikkat çekiyor benim şey. Çünkü benim lisans bölümüm öyleydi. Arkeoloji ve tarihi mimarlık. Bu yüzden gezerken bazı ya da ansiklopedisi ya da tarihi kitaplar okurken bazı ufak tefek hatalar bulabilirim. Yani bunun üzerinde makale çıkartıyorum. Evet. Yani aslında Osmanlı döneminden ve Türkçe eserleri Çince'ye çevirerek Evet. ülkenize de hizmet etmiş oluyorsunuz bir Evet. yerde. İnşallah Çin resim sanatında Çince'den Türkçe'ye çevireceğim. Ya İki da ülke yazacağım. arasında köprü Evet, kültür kuruyorsunuz. köprüsü.
Ya bir röportajınızda çerçeve içinde yaşayan sanatçının çerçeve dışına çıkması gerek demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız? Hoşuma gitti benim. Çünkü herkes yani belli bir zamanda, belli bir mekanda yaşıyor. Bu yüzden yani hiç fark etmeden kendi kendine bir kafes gibi bir durum yaşatabiliyor. Hı hı. Bu yüzden bir o temasla bir çerçeve içi, çerçeve dışı da bunun sanatçı için çok önemli. Çünkü bazen örnek vereyim, babam bazen yani bir noktada ya da bir dair içinde dönüyor, şükretmiyor. O aslında konfor zonundaydı. Mesela bir eserde çalışırken bazen bir noktada durdu. Yani nasıl girecek ya da nasıl düzeltecek? Yani biraz kendi kafa karışıyor. O zaman yanında bir arkadaş ya da hocası varsa o zaman yani o engeller açılıyor, kalkıyor. Evet, kaldırılıyor. Ya bu yüzden yani az önce dediğimiz o konu gibi aslında. Yani bazen aslında yardıma ya da ikinci bir fikre açık olmak lazım anlamında, evet. Gibi mi? Veya biraz hareket etmek lazım, yani biraz gezmek, biraz okumak. Ha, bulunduğun alanın dışına çıkmak, evet, dışına lazım. Evet, dışına çıkmak. Tekrar yani ilham şu an almak için. Çin'de popüler bir kelime var. Yani get out the circle. Böyle bir çemberin dışına, evet, çık. Evet, dışına çıkmak faydası var. Yani bu şekilde. Aslında her alan öyle. Yani. Sadece sana değil. O zaman şimdi en yakın 30 Kasım'da 3. Yeditepe Bienali miydi? Evet, evet. Orada eserlerinizi izleyebileceğiz. Peki sizi nereden takip edebiliriz? Eserlerinizi nereden görebiliriz? Eserler Instagram'da bazen paylaşıyorum. Evet. Verelim Instagram hesabımızı. Evet, evet. Nereden takip edebilirler? Burada takip edebilir. Benim tam isim Lei Chuanyi. Chuanyi. Tamam. Veya Kedi Dayı yazarsınız. Kedi Dayı yazınca çıkıyor. Evet, çıkıyor. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırıp programımıza geldiğiniz çok için oldum. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de çok memnun oldum. 30 Kasım'da 3. Yeditepe Bienali'ne hep beraber gidiyoruz. Chuanyi Lei Bin eserlerini görüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki programda görüşmek üzere.